Cumhuriyet Halk Partisi bugün yine önemli bir buluşmayı gerçekleştiriyor. Halkın Partisi'nin iktidar yolunda ekonomi politikalarının halka anlatılması ve bunun yanında vatandaşların, iş çevrelerinin, taleplerinin öğrenilmesi amacıyla kurduğu ekonomi masası bugün Kayseri'mizde. Ekonomi heyetimiz bugün Kayseri'nin sorunlarını dinleyecek. Kayseri'ye kulak verip Kayseri'nin sesi olacak. 2000 yılı verilerine göre Kayseri %12.8 olan işsizlik oranı ile Türkiye ortalamasının biraz altında performans göstermiştir. Toplam kurumda kayıtlı işsiz sayısı 44.218'dir. 2020 yılında işini kaybeden ve işsizlik sigortasından faydalanmak amacıyla 21.404 kişi başvuruda bulunmuş olup bunlardan hak eden 17.252 kişiye işsizlik ödeneği bağlanmıştır. Ki bu rakamlar işten çıkarmaların yasak olduğu dönemde. Kayseri 2019 yılı gayri safi yurt içi hasılası yaklaşık 62 milyar TL'dir. Sanayi sektörünün payı %32.74, hizmet sektör payı %21.28, tarım sektörü payı %7.7 ve diğer sektörlerin payı ise %32.28'dir. Kayseri gayri safi yurt içi hasılada 81 il içerisinde 13. sıradadır. TÜİK'in 2019 yılı verilerine göre Kayseri 44.211 TL kişi başı gayri safi yurt içi hasılası ile Türkiye ortalamasının çok altında performans göstermektedir. 2019 yılında Kayseri 44.211 TL kişi başı gayri safi yurt içi hasılası ile 81 il içerisinde 23. sıradadır. 2019 yılında açılan icra dosya sayısında 9. İflas dosya sayısında ise ne yazık ki 2. sıradayız. İlimizde 3 organize sanayi bölgesi, 16 sanayi sitesi, 1 serbest bölge ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi bulunmaktadır. Türkiye'de bulunan OSB'lerin %60'ı 2000 yılından sonra kurulmuştur. İlimizde bulunan 3 OSB ve serbest bölge kuruluş tarihleri 2000 yılından öncedir. 2000 yılından sonra ilimizde endüstriyel bölge kuruluş ne yazık ki gerçekleşmemiştir. TÜİK'in verilerine göre Kayseri 2020 yılında 2.6 milyar dolar ihracat, 1.2 milyar dolar ithalat gerçekleştirmiştir. İl sıralamasında ihracatta 11. ithalatta 15. sıradadır. İlimiz ihracatı düşük ve orta düşük teknoloji, ithalatı ise orta düşük ve orta yüksek teknolojidir. Kayseri ihracat kilogram fiyatı Türkiye ihracat kilogram fiyatının altında performans göstermektedir. Yine TÜİK'in verilerine göre 2004 yılında yaklaşık 6.6 milyon dekar olan Kayseri tarım alanı 2020 yılında %13.66 azalış ile 5.718.089 dekara gerilemiştir. Kayseri tarım alanı büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 6. sıradadır. Son 17 yılda Pınarbaşı ilçemizin tarım arazisi kadar bir alan ne yazık ki terk edilmiştir. SGK verilerine göre Kayseri'de SGK'ya kayıtlı çiftçi sayısı 2011 yılında 16.646 iken 2020 yılında %40.70 azalış ile 9.871 çiftçiye gerilemiştir. TÜİK'in 2020 yılı verilerine göre bitkisel üretim bir önceki yıla göre Kayseri %3.9 artış oranı ile Türkiye ortalamasının çok altında performans göstermektedir. Kayseri'de büyükbaş sayısı %1.3 azalırken Türkiye'de %1.6 artış göstermiştir. Kayseri %2.9 küçükbaş artış oranı ile Türkiye ortalamasının çok altında bir performans göstermektedir. 2004 yılında 2.962.950 adet olan Kayseri'de et tavuğu sayısı 2020 yılında %98.91 azalış ile 32.300 adet et tavuğu sayısına gerilemiştir. Kayseri'mizde et tavukçuluğu ne yazık ki bitme noktasına gelmiştir. 2018 yılında 4.825.531 adet olan Kayseri'de yumurta tavuğu sayısı 2020 yılında %19.89 azalış ile
3.865.575 adet yumurta tavuğu sayısına ne yazık ki gerilemiştir. TÜİK verilerine göre Kayseri ilinde 2013 yılında 11.799 ton su ürünleri üretimi gerçekleşirken 2020 yılında %61.40 azalış ile 4.555 tona gerilemiştir. 2011 yılında su ürünleri üretiminde Türkiye'de 3. sırada iken 2020 yılında ne yazık ki 10. sıraya kadar geriledik. AKP Genel Merkezi tarafından hazırlanan il raporlarına göre son 18 yılda Kayseri'ye yapılan toplam yatırımda 81 il içerisinde 26. sırada, kişi başı yatırımda ise 81 il içerisinde 77. sırada yer almaktadır. Türkiye'de yıllık ortalama eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2020 yılında 33.428 TL iken Kayseri'nin hane halkı kullanılabilir fert geliri ise 27.018 TL ile 81 il içerisinde 52. sırada yer almaktadır. Kayseri ili raporunda 2019 yılında sosyal yardım yapılan hane sayısı 43.198 iken 2020 yılında %155.67 artış ile 110.446 haneye yükselmiştir. Bu oran Kayseri nüfusunun neredeyse 1/3'üdür. Kayseri vergi tahsilat taahhüt oranı 2004 yılında %86.5 iken 2020 yılında bu oran %62.9'a gerilemiştir. Kayseri ili vergi tahsilat taahhüt oranı Türkiye ortalamasının çok altında performans göstermektedir. Kayseri'mizin esnafı, sanayicisi, tüccarı, çiftçisi artık vergi ve SGK primlerini ödeyemez hale gelmiştir. Kayseri'de geçici koruma kapsamında 80.957 Suriyeli bulunmaktadır. Kayseri'de bulunan kayıtlı Suriyelilerin il nüfusuna oranı %5.77 ile Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans göstermektedir. En fazla ikamet izni verilen il sıralamasında Kayseri 81 il içerisinde 16. sırada yer almaktadır. En fazla çalışma izni verilen il sıralamasında Kayseri 81 il içerisinde 15. sırada yer almaktadır. Kayseri'de son 5 yılda çalışma izni verilenlerin sayısı %452.6 artmıştır.